Tecrübeli bir kadro, topu iyi tutabilen bir kadro. Hızlı çıkabilir mi? Çıkamaz. Deplasmanda evet. Deplasmanda bu bir avantaj demiştik. Avrupa Kupası ve derbilerde önemli bir kadro avantajı var. Bu açık söylenebilir bir şey. Ama bu çok tutuş, o bölgede tutuş, çok atletik veya daha önemli takımlara karşı oynadığınız alanla doğru orantılı olarak düşündüğünüzde size kalenizde tehlikeye sebep olacak pozisyonları da beraberinde getirebilir. Bu kadro topyekün yani takım boyunu kısa tutarak biraz daha ileride oynayabilir mi? Onun da bazı riskleri var. Ama büyük takımların bazı riskleri alma durumu var. Almalı. Çok basan pres yapabilen bir takım mıyız? Hayır. Neye göre söylüyorum? Daha önce orta sahalarımızın modeline baktığınızda hani 3-5 sene öncesine belki 5 sene öncesine ve o süreçte hızlı ve çabuk oyuncuların, orta sahadaki oyuncuların hücum hattına, defansta ve o kurguda sağladıkları katkı kadar verdikleri düşünüldüğünde hem forvetlere hem orta sahanın o aktivasyonu ile beraber ciddi avantajlar yakalamıştı Galatasaray. Biz bu avantajlardan daha statik bir takım konumuna geldik. Deplasman maçı olması nedeniyle belki Nagatomo ve Mariano'nun çok fazla çıkmasını beklememek uygun olabilir. Neden? Çünkü iki kanattan da çok süratli, çok çabuk gelebilen oyuncuların önlemi belki bir nebze olsun böyle alınabilirdi ki Nagatomo bunu zaman zaman başarıyla yaptı. Ama ne zaman ki bu kadro biraz da ileride oynayalım dediğinde, ileri çıkmaya başladığında defans arkası koşuları yedik. Şimdi Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'daki maçlarda bu ikilem arasında kalırsa Galatasaray hakikaten zor anlar yaşar. Çünkü futbol oynuyorsunuz, basketbol değil bu. Her gittiğiniz hücum gol olmaz. Her gittiğiniz hücumu bitiremediğinizde dönüşlerde çok çabuk oyuncular yok. Çok sezgili oyuncular var. Böyle kapatabilir mi bu açığı Galatasaray kadrosu? Bunda şüphelerim var. Yani bugüne kadar ki futbol anlayışında bu gördüğüm tablo ama uyumsuz, her şeye rağmen tecrübeleriyle bu uyumu sağlamaya çalışan bir kadro. Daha antrenör eli değmemiş bir kadro diyeyim. Öyle söyleyeyim. Yani Fatih Terim'in eli belki biraz geciken bu financial fair play'den dolayı transferlerin geç olması, işte giden gelen dengesinin sağlanması süresinde hazırlık kampına yetişmeyen bir kadronun çok kısa bir sürede Şampiyonlar Ligi'ne çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde Bruges belki çok 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 üst düzey bir takım değil ama Şampiyonlar Ligi havasını onlar da kendi sahasında oyunu tutup kontra ataklarla çıkmak istedikleri anlarda böyle bir durumla karşılaştı Galatasaray. Maçın 0-0 bitmesi veya bu şekilde bitmesinin bizim açımızdan avantajları bir hayli fazla, deplasman maçı. Ama kazanabilme adına hangi takım çıkacak olursa olsun grubumuzda transfer planlamalarında geçtiğimiz dönemlerde takımda bulunan yani mesela aklıma gelen ilk isim her defasında söylüyorum Onyekuru gibi defans arkasına koşabilecek, dribling yapabilecek. Şu anda Fenerbahçe'de belki ama örnek olarak söylüyorum. Rodriguez gibi bir Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası havası bir hayli başka oluyor. Ben örnek olarak onlar olsaydı demiyorum. Bu manada Falcao gibi bir forvet, yani Falcao olmasaydı başkası olacaktı. Böyle bir forvet olduğunda onu bu şekilde yani hücuma taşıyacak takımı, topu hücumda tutabilecek. Evet, kombinasyonlar çok iyi ama bunun önlemi çok kolay. Yani rakip de çekiliyor. Top sizde çok fazla oluyor. Evet. Ekonomi anlamda bir sonraki maça yol gideceksiniz, lige çıkacaksınız. Bir sonraki maçlar için çok uygun bir takım Galatasaray. Yani bu avantajları var ama dezavantajları da var. Bunları bizim çok iyi düşünmemiz lazım. Teknik kadronun bilhassa ben şöyle bir endişe içerisinde olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Düşünsel olarak şöyle diyor olabilirler. Ya herkesin çok iyi gördüğü, çok iyi anlattığı bir kadroya sahibiz. Ama az evvel benim anlattıklarımı bir antrenörün sağlayabilmesi bu kadronun içerisinde zor. Ne yapabiliriz? Buna kafayı bulacak.
takımın boyunu kısaltıp biraz daha önde basarak basar mı bu kadro? Çok zor. Ben Belhanda'nın, Feghouli'nin, benim oynadığım dönemlerdeki kadro ve oyun mantığıyla düşündüğüm için belki de bugün böyle düşünmemek de olabilir. Falcao'nun çok çok uzun süreli böyle basarak, yani bir golcünün o bölgede, o alanda daha çok aktivasyonun içerisinde olmasını sağlayacak bir anlayış. Zaman zaman da olsa bunu yapmak lazım ama Galatasaray başladı, ortaya geldi, sona geldi, hep aynı.